Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde inşallah evi, evimizin ve okulumuzun temizliği, yani çevre temizliği ile ilgili inşallah e, iki tane dersimiz olacak. Bir evimizin, okulumuzun temizliği, bir de çevremizin temizliği ile ilgili şey yapacağız. İnşallah bu üniteyi de e, hayırlısıyla bitirmiş olacağız. E, evet arkadaşlar, şimdi e, şöyle büyütelim inşallah. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bizim yaşadığımız bir çevre var arkadaşlar. Önce bedenimizden başladık. Beden temizliğimizden başladık. Ardından biraz çevreyi genişletelim artık. İlk çevremiz nedir arkadaşlar? Bizim evimizdir. Yaşadığımız evdir arkadaşlar. E, evimiz bizim yaşam alanımızdır arkadaşlar. Evimizin temiz tutulması bizlere nedir arkadaşlar? Dinimizin bir emiridir arkadaşlar. Evimizin temiz tutulması bizlere dinimizin bir emiridir arkadaşlar. Arkadaşlar İslam dini her yerde ibadet edebilmeye izin verildiği ve ibadetlerin de temel şartının temizlik olduğunu göz önünde bulundurursak ev ve çevre temizliği yani her yerin temizliği bizim için oldukça önemlidir. Çünkü her yerde namaz kılmaya bize izin verilmiş. O yüzden o zaman her yeri temiz tutmak bizim nedir arkadaşlar? Temel vazifemizdir arkadaşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi evi olan Kabe'nin temiz tutmasını bizlere şöyle emretmiştir. Ayeti okuyoruz arkadaşlar. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve İbrahim ve İsmail'e pardon. Hani biz Kabe insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makam İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. Hazreti İbrahim ve İsmail'e şöyle emrettik. Tavaf edenler, kendine ibadet edenler, rükû ve edenler için evimi tertemiz tutun. Kabe'yi. Geldi yani mi Arkadaşlar ev temizliğiyle ilgili şöyle bir hadis var peygamberimiz. Allah güzeldir, güzeli sever. Temizdir, temizi sever. ikram edicidir, ikram edilmesini sever. Cömerttir, cömertliği sever. Evlerinizi, işçilerinizi ve çevrenizi temiz tutunuz. Peygamberimizin emridir arkadaşlar. Bizler de evimizde düzenli ve tertipli olmalıyız arkadaşlar. Düzen ve tertip evimizde. Sabah kalktığımız zaman yatağımızı düzeltmeli, odamızı toplamalıyız. Yani ev halkına yardım etmeliyiz arkadaşlar. Okuldan geldikten sonra çantamızı ve kitaplarımızı düzenli bir şekilde koymalıyız arkadaşlar. Ee, ardından e, arkadaşlar yani evimiz içinde annemize, babamıza, kardeşlerimize rahatsızlık verecek böyle kötü, kokulu, kötü işler yapmamaz arkadaşlar. Mesela e, eğer bir elbisemiz kirlenmişse ne yapıyorduk? Götürüp kirli sepetine veya kirlileri biriktirdiğiniz yer nereyse Oraya elbiselerimizi bırakmamız lazım. Ev halkına yardımcı olmamız lazım arkadaşlar. Ardından odamızı ve evimizi temiz tutmalı. Böyle yani yemek yerken mesela ayakta yemek yiyip etrafı kirletmemeli. kirletmemeliyiz. Atıyorum evimizdeki tuvaleti temiz kullanmalı. Çünkü her yer temiz tutunması bize dinimizin nedir arkadaşlar emridir. Şimdi arkadaşlar. Biraz daha yaşam alanımızı genişletirsek bizim için yaşam alanlarımızdan biri de okullarımızdır. Belki okullarımızda evimizden daha fazla vakit geçir yani evimizden sonra en fazla vakit geçirdiğimiz yer okullarımızdır arkadaşlar. Günlük 6 saat, 7 saat, 8 saat vakit geçiriyoruz. Arkadaşlar o bu yüzden okulumuzu ve sınıfımızı da temiz tutmak bizim temel görevlerimizdendir arkadaşlar. Arkadaşlar bu yerde yerde gördüğümüz bir kağıt ve pisliği alıp çöpe atmalı. Ardından ellerimizi yıkamalı. Sınıfımızı teneffüslerde muhakkak havalandırmalı. Yiyecek ve içeceklerimizi sınıfımıza değil, okul kantinde veya bahçesinde yemeli, yere dökmemeli. Okul lavaboyu ve tuvaletlerini temiz kullanmalıyız arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar tuvalet adabı arkadaşlar çok önemlidir. Peygamber Efendimiz arkadaşlar eee Tuvalet adabına çok dikkat etmeliyiz. Tuvaleti temiz kullanmalıyız arkadaşlar. Çünkü orada ya biz temiz kullanmazsak e, orası kirli olacak. Bizden sonraki temiz kullanmayacak. Bu sefer burası her yerin hastalandığı bir yer olacak. O yüzden güzelce e, işi, işimizi bitirdikten sonra su dökmeli, sifon çekmeli, e, bedenimizi ve e, elbiselerimizi temiz tutmalı. E, her türlü pisliği uzak tutmalıyız arkadaşlar. Ayaklarımızı paspaslara silmeliyiz. Okulumuzun içini Arkadaşlar paspaslara e, ayaklarımızı temizlemeliyiz. Arkadaşlar okulumuzda çalışan görevli abiler ablalar da yardımcı olmalıyız. Sınıfımızı düzenli kullanmalıyız. Arkadaşlar yemek yiyip yerlere çöp dökmemeliyiz. Kağıt vesaire kalem aç, kalemimizi açıp kağıdımızı yırtıp yerlere atmamalıyız. Çünkü buradaki görevli ve abiler abiler siz gittikten sonra bir saat boyunca bu sınıfları temizliyor. Onlar da yoruluyor. Onlara yardımcı olmak açısından koridorları, sınıfları, lavaboları elimizden geldiğince temiz kullanalım. Eğer pis hor kullanırsak arkadaşlar bunların hepsi kul hakkıdır. Allah katında sorumlu oluruz. Şimdi arkadaşlar peygamberimizin temizlikle uygulamaları nelerdir? Bunlara bakalım. Bir, elbisemizin temiz ve düzenli olmasına dikkat ederdi. Biz de bunu yapacağız arkadaşlar. Uygulayalım elimizden geleni. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı biz de yapalım arkadaşlar. Yemek sonrası ve abdest alırken dişlerini fırçalardı. Evet misvak kullanıyor demiştik. Haftada en az bir kere yıkanmamızı tavsiye ederdi. Şimdi arkadaşlar haftada bir kere ama şimdi e, Peygamber Efendimizin yaşadığı çevreyi size anlatmıştım. Cahiliye dönemi insanların birçok şeye dikkat etmediği bir yerdi arkadaşlar. Orada insanlar 3 hafta, 1 ay, 2 ay yıkanmıyordu arkadaşlar. Çok kötü kokuyorlardı. Şimdi arkadaşlar onlar için haftada bir temizlik en az bir diyor. Bakın haftada bir temizlik onlar için yani devrim gibi bir şeydi. Yani haftada bir yıkanmak. Şimdi günümüzde arkadaşlar artık hani Müslümanlık hani yani Peygamber Efendimiz buna çok dikkat eder arkadaşlar. Müslümanlar yani temiz kötü koktuğun zaman haftada en az bir yani bunu ikiye üçe çıkartmalıyız arkadaşlar. iki en geç üç günde bir yıkanmalıyız arkadaşlar. Ee, bu evet orada yaşayan cahil toplumda yaşayan insanlar için devrimdi ama bizim günümüzde arkadaşlar e, biz bunu yani top, daha fazla toplum içinde o insanlar yani o kadar kalabalığın içine girip çıkmıyordu belki de ama biz şu anda e, birçok yere girip çıkıyoruz o yüzden e, kendimizi temiz tutmalı bedenimizi temiz tutmalıyız el bakımına da önem veren Allah Resulü tırnaklarının uzun olmasından hoşlanmazdı. Onların her hafta düzenli bir şekilde kesilmesini ister arkadaşlar. Tırnaklarımızı, saçlarımızı, e, lütfen ayak tırnaklarımızı, el tırnaklarımızı dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar boşluk doldurma bölümüne geldik. Ee, i̇nşallah bunu yapalım. Arkadaşlar İslam dini insanların yaşadığı ve mekanları insanlar yaşadığı temiz tutmayı emretmiştir. Doğru mu arkadaşlar? Tabii ki doğru arkadaşlar. Buraya koymamışlar ama biz hemen işaretliyoruz. Doğru arkadaşlar. İslam dini insanların yaşadığı mekanların temiz tutmasını emretmiştir. Her gün ders gördüğümüz sınıfımızı ve okulumuzda temiz tutmak görevimizdir arkadaşlar. Doğru mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bu da doğru. Peygamberimiz, şunu da şöyle yapayım da. Ee, şey olsun şöyle hani şöyle yapayım ben de Heh. evet arkadaşlar devam ediyoruz peygamberimiz üçüncü maddedeyiz peygamberimiz su israfı olmaması için yemekten önce değil sonra ellerini yıkardı doğru mu arkadaşlar Hayır arkadaşlar bunun su israfıyla ilgisi yok. Arkadaşlar yemekten önce ve sonra Efendimiz ellerini yıkardı. 4. Allah Resulü insanlara haftada en az bir kere yıkanmasını tavsiye etmiştir. Doğru mu arkadaşlar? Yani hiç olmazsa en kötü en az tatlı bir defa. Devam ediyoruz arkadaşlar. Boşlukları dolduralım. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi evi olan neyi temiz tutmayı bize emretmişler arkadaşlar? Evet. Neyi tutmayı emretmişler arkadaşlar? Kabe'yi temiz tutmayı emretmiştir. Peygamberimiz nokta 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 bir kere tırnakların kesilmesini isterdi. Ne oluyor arkadaşlar? Evet haftada en az haftada bir kere. Peygamberimiz yemeklerden önce ve sonra dişlerini ne ile temizliyordu arkadaşlar? Evet. Evet, misvak ile temizliyordu arkadaşlar. Okulumuzu temiz tutmalı. Teneffüslerde camları açarak sınıfımızın ne almasını arkadaşlar? Hava almasını, temiz hava almasını sağlamalıyız arkadaşlar. Evet, diğer sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Birinci etkinlik, Aşağıdaki örnekler peygamberimizin temizlik konusuyla ilgili uygulamalarından ise doğru değilse yanlış kutusunu boyayalım arkadaşlar. Hangisi peygamberimizin temizlikle ilgili uygulamaları? Elbiselerinin temiz ve düzenli olmasına dikkat ederdi. Doğru mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu doğru. Temizliğin sadece İslam'da emredilen ibadet olduğunu söylerdi. Yanlış arkadaşlar. Hazreti Adem'den bütün insanlığa peygamberimize kadar herkes her peygamber temizliği emretmiştir. Yemeklerden önce ve sonra ellerini yıkardı. Doğru arkadaşlar. Yemekten yemek sonrası ve abdest alırken dişlerini misvaklardı. Doğru mu arkadaşlar? Doğru arkadaşlar. Su israfı olmaması için ayda bir defa yıkanmayı tercih ederdi. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış tabii ki arkadaşlar. Hafıza en az bir defa, en kötü. El ve tırnak bakımına özen gösterir. Tırnaklarını özenli olarak keserdi. Düzenli olarak keserdi. Doğru mu arkadaşlar? Tabii ki de doğru. Devam ediyoruz. ikinci etkinliğimiz. Evet arkadaşlar. Aşağıda karşı kork şekilde verilen yıldızlarda üç farklı hadis-i şerif vardır. Bunları bularak aynı hadisleri aynı renge boyayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eee şöyle bir şey yapalım. Hadi şerhler var. Bunlar şimdi durdurup bulabilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsanız videoyu durdurun. Hadisleri bulun, sonra videoyu tekrar çalıştırın arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Eğer videoyu durdurduysanız, hadisleri bulduysanız, boyamalarınızı yaptıysanız yani uygun renkleri aynı hadis içerisinde olan kelimeleri aynı renge boyarsanız daha iyi olur. Mesela arkadaşlar Şöyle yapalım mesela. Ben boyamayacağım ama birini morla boyayalım. Arkadaşlar mesela şu hadis yolları ve gölgelikleri kirletmekten sakının. Evet arkadaşlar. Bu dört hadis. Dört kelime bir hadistir arkadaşlar. Bakıyoruz. Bak kırmızı yapmış o. Bu dört hadis aynı. Hatta benimkini, benimkini alayım arkadaşlar geri. Arkadaşlar 4 hadis kırmızı. Şu 4 hadis e, önemli arkadaşlar. Birbiriyle ilgili. Evet, bir tane daha renk seçelim. Hangi rengi seçelim? Mavi diyenleri duyuyorum. Mavi, mavi ama seçmiştik mor. Başka hangi renk arkadaşlar? Hmm, sarı diyenleri duydum. Evet arkadaşlar, başka hangisi olabilir? Allah temizdir. Kimi sever? Ve temiz olanları sever. Evet arkadaşlar bunlar mavi, mavi seçmiş. Evet yeşil. Aa, bu olmamış. Allah temizdir ve temiz olan olanları. Evet burada bir şeylik var arkadaşlar. Yanlışlık var. Evet düzelteceğiz. Bu arkadaşlar bu yanlış yani yanlış işaretlenmiş. Temizlik bu sonraki kırmızı yapalım. Temizlik imanın yarısıdır arkadaşlar. İşaretlemediğimiz var mı? Yok arkadaşlar işaretlemediğimiz. Evet arkadaşlar. Bu öyle böyle. Temizlik imanın yarısıdır. Kırmızı. Allah bu Allah sarı. Allah temizdir. Temiz olanları sever. Ee, Allah temizdir ve temiz olanları sever. Arkadaşlar diğeri de yolları ve gölükleri kilitlemeye sakınız. Hadi şerifler böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde çevremizi temiz tutalım. ünitesi konusunu işleyip inşallah dersimizi, ünitemizi hatta dönemimizi bitirmiş olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir sonraki derste selamun aleyküm arkadaşlar.